14 Temmuz 2013 Pazar akşamı 19 yaşındaki hevesli tiyatro oyuncusu ve müzisyen Jesse Blodgett, Wisconsin'de bulunan merkez sahnesinde Çantadaki Kemancı isimli gösteriyi sergilemiş ve tüm ekip bu sahne gösterisini kutlamak için havuzbaşı bir mekanda eğlenceye katılmıştı. Oldukça mutlu ve eğlenceli bir şekilde ilerleyen gecenin ortasında 40'lı yaşlarındaki iki adam bu genç kızın dost canlısı ve sıcakkanlı yaklaşımının karşılığı olarak ona temas edecek kadar ileri gidip sarkıntılık yapmış ve kız eğlenceyi yarıda bırakarak evine geri dönmüştü. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi başlıyor. İyi seyirler. Kanalıma katıl destekçisi olarak bana büyük bir destek sağlayan abonelerime teşekkür ediyorum. Jesse günlüğüne bu duruma isyan ettiği birkaç söz yazmıştı. Bir kadın ve erkeğin sıradan normal arkadaş olmalarının neden imkansız olduğunu anlayamadığını, fakat yine de bununla yüzleşeceğini ve bunun imkansız olmadığını görmek istediğini söylüyordu. Kız yatmadan önce annesiyle partide olanları konuşmuş ve o adamlardan birinin karşı koymasına rağmen oldukça kaba bir şekilde kendisini kucağına çektiğini söylemişti. O iki adamdan nefret etmiş ve büyük bir kalp kırıklığı ile birlikte gözü yaşlı bir şekilde uykuya dalmıştı. Ertesi sabah saat 8 gibi anne Joy işe gitmeden önce kızını kontrol etmek için odasına bakmış ve kızının yatağında uyuduğunu gördükten sonra yola koyulmuştu. Bir rutin olarak öğlen yemeğini yemek için saat 12 gibi eve döndüğünde evin olağan dışı bir şekilde sessiz olduğunu fark etmişti. Jesse'nin o gün piyano dersi vereceği bir öğrencisi vardı ve onun çoktan kalkmış olması gerekiyordu. Oysa kızın kalktığını gösteren hiçbir şey yoktu ve annesi bu garip durum karşısında kızının odasına çıkmış ve onun halen yatağında yattığını görünce ona seslenmiş fakat bir cevap alamamıştı. Bir önceki gece yaşadığı kötü deneyimin onu yıprattığını ve bu sebeple belki de biraz daha fazla uyumak istediğini düşünse de kızına yaklaşmış ve onu omzundan silkeleyerek uyandırmak istediğinde kızın bedeninin buz gibi olduğunu hissetmişti. Büyük bir panikle kızının yüzüne baktığında onun dudaklarının ve bedeninin morarmış olduğunu fark eden kadın o an dehşeti ve tarifi imkansız olan korkuyu yaşamış, zihni bu gördüklerini anlamlandırma mücadelesi verirken kızının saçlarının ve kıyafetlerinin ıslak olduğunu da fark etmişti. Göğsünden fırlarcasına atan kalbinin sesini bastırıp önce 911'i ardından eşini aramış ve Jesse'nin nefes almadığını, onun hayatını kaybetmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Ekiplerin gelmesini beklerken kızının boynunda belirgin bir şekilde gözüken bağ izlerini görmüştü. Nasıl ve ne olduğuna pek bir anlam veremese de o sabah evlerine bir canavarın girdiğine neredeyse tamamen ikna olmuştu. Kısa bir süre sonra gelen ekipler olay yerini kontrol altına almış ve ilk incelemelere başlamıştı. O esnada kızın babası da büyük bir şok içinde eve gelmiş, eşiyle birlikte gerçeküstü gibi gözüken bu olaya bir anlam vermeye çalışıyordu. Ekiplerin ilk incelemesi bileklerindeki izler ve çizikleri göz önüne alarak bir yere bağlanıp işkenceye uğradığını, ardından boğularak hayatının sonlandırıldığını gösteriyordu. Olay yerine gelen dedektifler, o sabahın erken saatlerinde davetsiz bir misafirin, anne Joy, işe gittikten hemen sonra
kilitli olmayan bir kapıdan içeri girdiğini ve kızın iki elini birbirine bağlandıktan sonra ona saldırıp istismarda bulunduğunu ve en son işinin bittiğini düşündüğünde kızı bir ip yardımıyla boğarak hayatını sonlandırdığını düşünüyorlardı. Dedektifler katilin, aileyi tanıyan ve onların rutinlerini bilen birisi olmakla birlikte bu kişinin anne ve babanın işe kaçta gideceğini ve sabah 8'den öğlen 12'ye kadar Jesse'nin evde yalnız olacağını ve bu korkunç saldırıyı gerçekleştirecek vakti olduğuna inanan birisi olması gerektiğini tahmin ediyorlardı. Mahallenin suç oranı neredeyse yok denecek seviyede düşüktü ve buradaki insanlar birbirini tanır ve güvenirdi. Böyle bir ortamda kimsenin evlerinin kapılarını kilitlemek gibi bir alışkanlıkları gelişmemişti. Dedektifler Jesse'nin günlüğünü bir ipucu bulmak umuduyla incelemiş ve bir önceki gece yaşadığı sarkıntılık olayı ile ilgili yazdıklarını görmüşlerdi. Bu iki adamın peşine düşen polis ekipleri onları bulup sorguya almış ve bu iki kişinin olayla bir ilgisi olmadığına ikna olmuşlardı. Jesse'nin hayatını kaybetmesinden 3 gün önce yaşanan ve bu olay ile ilgili olmadığı düşünülen başka bir olay, bu davanın çözülmesi noktasında büyük bir ipucu olacaktı. Melissa Etzler isimli genç bir kadın, Richfield'deki doğa parkında köpeğini gezdiriyordu. Hava güzeldi ve genç kız güneşin ve yeşilin tadını çıkarıyordu. Bu sırada yolun kenarında park edilmiş bir arabadan inen birisi, kıza arkadan yaklaşmış ve onun beline bıçağını dayadıktan sonra sesini çıkarmamasını söylemişti. Kadın cesaretini toplayıp ani bir hareketle dönmüş ve bıçağın kesici tarafını var gücüyle tutmuştu. Melissa ve saldırgan, bıçağın kontrolü için bir süre mücadele vermiş, hiç beklemediği bir karşılık alan saldırgan, ne yapacağını bilemez bir şekilde afallamıştı. Hedeflediği kurbanı, kontrol altında tutamayacağını anlayan saldırgan, Melissa'ya saçma bir istekte bulunarak "Sadece gidebilir miyim?" diye sormuştu. Kız bıçağı asla bırakmayacağını söylediğinde saldırgan hızlı bir şekilde aracına koşmuş ve olay yerini terk etmişti. Çevredekilerin ihbarı sonrası polisler söz konusu parka gelmiş ve yaşadığı şok sebebiyle bıçağı tutar halde kilitlenmiş ellerini açması için Melissa'yı sakinleştirmişlerdi. Kız bu saldırıyı atlatmış olsa da ellerinde kesikler vardı ve hemen hastaneye sevk edildi. Olayın şokunu atlatmasının hemen ardından saldırganın çok ayrıntılı bir eşkalini vermeyi başarmıştı. Saldırganın kum sarısı saçlı, 185 santim boylarında, yaklaşık 90 kilo ağırlığında, açık tenli, 18 ila 20 yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi. Olay yerinden koyu mavi renkli, eski model bir Dodge Caravan ile kaçtığını belirtmişti. Kızın ellerine ve parmaklarına 15 dikiş atılmış ve hastaneden taburcu olmuştu. Polis de bu esnada aracın bilgisini çevredeki karakollar ile paylaşmış ve aranan bir araç olduğu bilgisini geçmişti. Bilgi paylaşımı sonrası rutin olarak parkta gezen bir polis memuru birkaç hafta önce aynı noktada park etmiş ve hiçbir kural ihlali yapmasa da onda huzursuzluk hissi uyandıran bu aracın plakasını sorgulattığını söyledi. Böylece aracın plakası sisteme düşmüş ve araç sahibinin ismine ulaşmışlardı. Bu ismi sorguladıklarında şüpheli olamayacak şekilde orta yaşlı bir adam karşılarında durmaktaydı. Yine de bir umut gidip aileyle görüşmek istediler ve çiftin 20 yaşlarında sık sık aracı kullanan bir erkek çocukları olduğunu öğrendiklerinde doğru yolda olabileceklerini düşündüler. Çocuk Melissa'nın verdiği eşkal bilgilerine tamamen uyumluydu ve aile polislere her türlü destek ve yardıma açık olduğunu söylüyordu. Babası, eğer varsa olası bir yanlış anlaşılmanın hızlıca çözülebilmesi için çocuğun cep telefonu numarasını ekiplere vermişti. Jesse'nin matem dolu evine geri döndüğümüzde onun bu acı dolu ve zamansız gidişi hem ailesini hem de onu çok seven arkadaşlarını gözyaşları içinde bırakmıştı.
onun gidişine en çok üzülenlerden birisi de kızın en yakın arkadaşı Daniel Joseph Bartelt'ti. Daniel ve Jesse liseden arkadaşlardı ve kısa süreli bir ilişkileri de olmuştu. İkili arkadaşken daha çok eğlendiklerini düşündükleri için romantik ilişki uzun sürmemiş ve arkadaşlıkları sağlam bir zemin üzerinde kalmıştı. Jesse'nin anma gününde aileyi teselli etmeye çalışıyor, en yakın arkadaşı için dualar ediyordu. Polis olağan bir şekilde kızın arkadaşlarını da yardımcı olabilecek bir ipucuna sahip olabilirler diye sorguya alıyordu ve Daniel'ın telefonu polis tarafından aranmış, ona karakola gelmesi gerektiği söylenmişti. Daniel, kalabalığa karşı durumu anlatmış, kızın ailesi bunun olağan bir şey olduğunu söyleyip ona sarılmış, korkmaması gerektiğini söyleyerek gözyaşlarını silmişti. Daniel karakola gelmiş ve dedektiflere onu neden çağırdıklarını bile sormamıştı. Tecrübelerinden yola çıkan dedektifler bunu şaşırtıcı bulmuş, suçsuz birinin bu kadar kolay bir şekilde hiçbir şey sormadan sorgu odasına geçmeyeceğini biliyorlardı. Bu onun suçlu olduğunu göstermiyor olsa da kesinlikle dikkate alınması gereken bir noktaydı. Sorgu başlayınca dedektifler direkt konuya girip Melissa'ya saldırdığı sabah nerede olduğunu sorduklarında bütün günü trajik bir şekilde hayatını kaybeden arkadaşı Jesse ile geçirdiğini söylüyordu. Bu beklenmedik fırsatı değerlendirmek isteyen dedektifler, kızın evinde neler olduğu ile ilgili ne bildiğini sorduklarında ise kızın yatak odasında istismara uğradıktan sonra hayatının sonlandırıldığı cevabını verdi. Bu esnada dedektifler Daniel'ın bileklerinde ve ellerinde henüz taze gözüken birkaç sıyrık ve yara gördüler ve bu yaraların nasıl olduğunu açıklamasını istediler. Daniel bu yaraların iş yerinde yaşadığı küçük bir kaza sonrası olduğunu söylese de bilmediği şey babasının polislere onun işsiz olduğunu söylemiş olmasıydı. Polisler onun bu bariz yalanını yakalamış ve onun yüzüne bu yalanı vurduktan sonra onlara karşı dürüst olması gerektiğini hatırlatmıştı. Bu çıkış sonrası Daniel, bu yaraların evde yemek yapmaya çalıştığı sırada olduğunu söylese de, dedektifler ona inanmadıklarını, başarısız bir yemek yapma girişiminin, utanılacak bir yanının olmaması sebebiyle ortada yalan söylemeyi gerektirecek bir durum olmadığını söylediler. Karşısındaki dedektiflerin onun saçma yalanlarına inanmayacaklarını anladıktan sonra derin bir nefes çekti ve Melissa'ya yapılan saldırıyı itiraf etti. Yıllardır bir roman üzerinde çalıştığını, ortamın yaratıcılığını geliştirdiğine inandığı için sık sık parka gittiğini söylemişti. Ailesinin onu işte ya da okulda olduğunu düşündüğü çoğu zamanda o, arabanın içerisinde bu parkta etraftaki insanları izleyip romanına katkı sağlayabilecek ilhamlar aradığını iddia ediyordu. Köpeğini gezdiren masum bir kıza neden saldırdığı ile ilgili de hiçbir gelecek planı olmayan, işsiz ve kolej terk birisi olduğu için etrafındaki dünyanın onu aşırı derecede korkuttuğunu ve sadece büyüyen bu korkusunu başka birine aktarıp ondan kurtulmak istediği için o kızı seçip onu korkutmak istediğini söyledi. Verdiği ifade doğrultusunda dedektifler, Daniel'ı ağırlaştırılmış saldırı nedeniyle tutukladılar. Onun Jesse'nin yakın bir arkadaşı olduğunu bilseler de, parktaki saldırı ile cinayeti birbirine bağlayabilecek neden ve ipuçları yoktu. Daniel'ın sorgusu sırasında, dedektifler Jesse olayı soruşturmasının daha başında olduklarından henüz otopsi raporu ellerine ulaşmamış, dolayısıyla bunu tahmin etseler de kızın istismara uğradığını bilmiyorlardı. Daniel sorgusunda bunu öylece söylemiş olsa da bu gibi kritik bir bilginin sadece saldırgan tarafından bilinebileceğini düşünerek onu şüpheli listesinin en üst sırasına almışlardı. Adam bu konu hakkında sorgulanmaya başladığında sürpriz olmayan şekilde bunu şiddetle reddetmişti. Fakat polisler kişisel eşyaları için arama emri çıkartmıştı. Bilgisayarında yapılan kontrolde Daniel'ın karanlık zihnine bakmalarını sağlayabilecek
rahatsız edici görüntülere ulaşmışlardı. Bu görüntüler, rahatsız edici bir şekilde genellikle kadın bir kurbanın istismara uğradığı ve kamera karşısında hayatının sonlandırıldığını tasvir eden filmler ile birlikte çoğunlukla kadınlara karşı şiddeti içeren pornografik içeriklerdi. Bu videoların birinde bir adam gizlice bir kadının yatak odasına girdikten sonra onun ellerini bağlıyor ve ona saldırıda bulunuyordu. Ardından kadının cansız bedenini kanıtları yok etmek için yıkıyor ve yatağına geri yatırıp uyuyormuş gibi görünmesi için battaniyesini üzerine örtüp odadan çıkıyordu. Dedektifler, bu videodaki şeylerin Jesse'nin başına gelen kötülükler ile birebir aynı olduğunu ürkütücü bir şekilde fark etmiş oldular. Polisler bu keşfi ona söylediklerinde dahi suçlamaları kabul etmiyordu. Fakat yine de buna tamamen kayıtsız kalmamış ve kız ile olan hikayesinde bir değişikliğe gitmişti. Herkes onun en yakın arkadaşı olduğunu bilse de aslında son birkaç haftadır romantik bir ilişki içerisinde olduklarını fakat onun ruhuna saygı duyduğundan kimsenin bilmediği bu konuyu dillendirmek istemediğini iddia ediyordu. Ailesine cinayet sabahı işe gittiğini söylese de dedektiflere günün büyük bir bölümünü parkta amaçsızca dolaşarak ve romanını yazmaya devam ederek geçirdiğini söylemişti. Polisler parkta buldukları kamera görüntülerinde olay günü parkta olduğunu doğrulamıştı ve bir kez olsun doğruyu söylüyormuş gibi görünüyordu. Polisler, parktaki çöp kutularının pek sıklıkla temizlenmediğini öğrenince orada bir araştırma yapmak istediler. Bir kahvaltılık gevrek kutusunun içerisinde partnerin çığlıklarını bastırmak için kullanılan ağız topu ile birlikte kana bulanmış birkaç dezenfektan mendil ve Jesse'nin boynundaki izler ile eşleşen birkaç parça ip buldular. Daniel'a karşı açılan davanın mahkeme gününün yaklaşmasıyla birlikte ailesinin evi içinde bir arama emri çıkartıldı ve evin garajında parkta bulunan iplerin aynısından bulunmuştu. Ayrıca Jesse'nin annesi, kızının yatağının altında iki tane koli bandı rulosu bulmuştu ve bu bantların aynıları garajda da bulunmaktaydı. Yatağın altında bulunan bantları inceleyen adli tıp uzmanları, bantların her yanında Daniel'a ait parmak izleri bulmuşlardı. Toplanan kanıtlar, Jesse'nin son anlarına ait korkunç bir resmi gözler önüne seriyordu. Dedektifler, anne Joy'un işe gitmesinin hemen ardından Daniel'ın konuta girdiğini ve sürünerek kızın odasına kadar çıktığını düşünüyorlardı. Kız ne olduğunu bile anlayamadan onu yakalayıp ellerini bağlamış ve ağız topunu taktıktan sonra üzerini bir de koli bandı ile bantlayarak kızın çığlıklarını bastırmıştı. Kızı istismar ettikten sonra yanında getirdiği iple hayatını sonlandırmış ve delilleri yok etmek için kızın saçlarını ve vücudunu yıkamıştı. Onu yatağına geri koyup üzerini battaniye ile örttükten sonra suç aletlerini atmak için parka geri dönmüştü. Hesaplayamadığı şey ise attığı suç aletlerinin günler sonra bile çöp kutusunda polis tarafından bulunup kendisine karşı sunulacak olmasıydı. Polis en net kanıtlara kızın otopsi raporundan ulaşmış ve kızın tırnak dipleri ve vücudundan alınan örneklerin Daniel'ın DNA'sı ile tamamen eşleşmiş olduğu raporu mahkemeye sunmuştu. 31 Temmuz 2013 günü Daniel Joseph Bartelt, Jesse Blodgett'e karşı birinci derece cinayet ile suçlandı. Ayrıca Melissa Etzler'e karşı birinci derece cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi. 14 Ekim 2014 günü görülen mahkemede jüri, 3 saatlik bir müzakerenin ardından Melissa Etzler'i kaçırmaya ve öldürmeye teşebbüs suçlamalarından suçlu olduğunu kabul etmesi ve işbirliği sebebiyle şartlı tahliye hakkı olmaksızın 5 yıllık bir cezaya çarptırıldı. Bu, sebep olduğu yıkım sebebiyle alacağı diğer cezaya bağlı temsili bir ceza olarak verilmişti. Jesse olayı sebebiyle şartlı tahliye şansı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Aile, verilecek hiçbir kararın
kızlarının geri gelmesini sağlamayacak olsa da onun bir daha dışarıya çıkamayacak olmasını teselli edici olarak nitelendirdi. 2017 yılında karara itiraz ederek temyiz mahkemesine gitse de bu kabul edilmemiş ve mahkumiyetinde herhangi bir yanlışlık olmadığına hükmedilmişti. Ortadaki en acı şey ise Jesse'nin hem sevdiği hem de güvendiği biri tarafından hayatının ellerinden alınacağını anladığı anda hissettiği kalp kırıklığı ve üzüntünün tarifinin mümkün olmamasıydı. Onunla yıllar boyunca acı tatlı günler geçirmiş olsa da onun gerçek yüzünü hiç görememiş ve onu hiç tanıyamamıştı. Onun en büyük düşmanı en iyi arkadaş maskesini takmış ve karanlık zihnindeki iğrenç düşünceler ile hayatını sonlandıran birisiydi. Jesse'nin ailesi ve sevdikleri onun topluma örnek bir kişi olabileceğini ve ölümünün boşuna olmadığını göstermeye karar verdikleri için 2016 yılında Sevgi Nefretten Büyüktür isimli bir projeyi hayata geçirdiler. Bu proje, ilişkilerdeki şiddeti önleme ile birlikte şiddet eğilimli kimselerin enerjilerini eğitim ve sosyal programlar ile başka yerlere kanalize etmenin daha iyi yollarını öğretmeyi amaçlayarak sevginin nefrete karşı galip gelebileceğini insanlara öğretmeye amaçlıyor. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.